Ben bugün Big Bang ile ilgili biraz yine bahsederek programımıza başlamak istiyorum. Bu konunun detaylarını, yeni gelişmeleri Ebru anlatacak inşallah. Fakat şunu ben hatırlatmak istiyorum sadece bu konuyla ilgili. Evrenin genişleme hızı ve Big Bang'de olan o saniye içinde gerçekleşenler, hatta o salisi içinde gerçekleşenler gerçekten başlı başına akıllara durgunluk verecek bir yaratılıştır. Yani Allah'ın mükemmel şekilde hiçbir ihtiyacı olmadan tam olarak yarattığının bir kanıtıdır. Çünkü mesela sadece Big Bang'in kendisini ve sadece Big Bang'in o andaki patlama hızını düşünecek olursak, sadece Big Bang'in patlama hızı 100 bin milyon kere milyonda bir daha yavaş olsaydı ilk patlama anında, tekrar ediyorum, 100 bin milyon kere milyonda bir daha yavaş olacak. İşte o zaman evren asla oluşmazdı. Çünkü içine çökerek yok olacaktı. Biliyorsunuz normalde sonsuz yoğunluk var fakat hacim yok ilk başlangıç noktasında. Dolayısıyla hiçbir şey yok. Burada mesela ilk patlama hızında madde miktarı çok çok daha az olsaydı, o zaman sürekli genişlemeye devam edecekti evren ve asla durup birbirleri etrafında kümeleşip maddeler, işte gezegenler, yıldızlar oluşmayacaktı. Birazcık daha fazla olsaydı yoğunluk, o zaman anında içine çökecekti. Anında içine çökeceği için dolayısıyla evren yine asla oluşamayacaktı. Eğer patlama hızı 10 üzeri eksi 18'de bir daha yavaş olsaydı, yani patlama hızı, bakın çok çok büyük bir rakam bu, 10 üzeri eksi 18'de bir daha yavaş olacak. Yani salisinin milyar kere milyar kere milyarda birinden daha da yavaş olacak. Daha da az bir miktar bu. Eğer bu kadar bir hız değişikliği olsaydı ilk başlangıçta, o zaman yine evren asla oluşamayacaktı. Yine evren derhal içine çökecekti. Dolayısıyla hiçbir zaman şu anda gördüğümüz böyle çiçekler, güzel kelebekler, insanlar, mimarlar, böyle güzel teknolojik aletler hiçbirisi olmayacaktı. Biz de olmayacaktık. Fakat Allah tam bir yaratılış mucizesi olarak evreni işte bu kadar küçük bir hassas noktada yaratmış. Maşallah. Maşallah. Maşallah.